Ağlama kınalı yapıncak, ağlarsan üzülür anan baban. Seni hep güler yüzlü görmüşlerdi, gene gülümsemeye çalış. Merak etme, cennettedirler şimdi. Dünyanın en iyi insanlarıydı. Demek Allah böyle istedi. Hadi yavrum, hadi kızım, koş. Konuş. Söyle, ne demek istiyorsun yavrum? Konuş, açılırsın. Deli tutulmuş muhtar. Kınalı yapınca kendine gel yavrum, konuş. Duymuyor muhtar, duymuyor. Yavrum, kızım, konuş. Zavallı, talihsiz. Hadi yavrum, toparla kendini. Bitsin bu korku. Gayret et, zorlan, bir şeyler söylemeye çalış. Boşuna yorulma muhtar. Kızcağız ne senin söylediklerini duyabilir artık, ne de konuşabilir. Vah yavrum, vah talihsiz kınalı yapıncağım benim. Hep böyle mi kalacak doktor? Hiç, hiç ümit yok mu doktor bey? Sanmam. İyileşmesi Allah'a kalmış bir şey. Belki bir şok, büyük bir korku eski haline döndürebilir onu.
Kimi kimsesi yok mu? İstanbul'da bir kardeşi olacak rahmetli anasının. Tel çektim. Gelir herhal. Kötü bir haber mi karıcığım? Kardeşim yangında ölmüş. Kızını almam için muhtar beni köye çağırıyor. Vah zavallı. Başın sağ olsun karıcığım. Ne zaman gideceksin? Ne gitmesi? Bir değirmenci parçasıyla evlenirken bana mı danıştı da piçi için gideyim? Teyzesisin. Bir şeyler yapman lazım. Ortada mı kalacak? Bana ne? Darül Aciz'i mi burası? Pis bir değirmenci kızını akrabam diye yanıma alıp kendime eşe dosta rezil edemem. Ne hali varsa görsün. Peki peki karıcığım, kızma, sen bilirsin. Çek elini. Telgrafa cevap gelmeden kızı götürmen doğru mu muhtar? Hanımefendinin keyfini mi bekleyecektik? Ya kabul etmezse? Mecbur, merak etmeyin. Hele bir terslik etsin teyzesi olacak cadı. Ben bilirim yapacağımı. Gitmeden evvel beni annemle babamın mezarına götürün. Şoför bey bir dakika. Olur abi. Evladım benim, talihsiz yavrum. Elbette, elbette götürürüm. Sevgili annem, babacığım. Sizlerden büsbütün uzaklaşırken Allah'a ısmarladık bile diyemiyorum. Sağırım, dilsizim. Aslında ben de sizler gibi ölü sayılırım. Sesim çıkmıyor ama biliyorum, duyuyorsunuz beni. Keşke benim mezarım da yanı başınıza kazılsaydı. Nerede olursam olayım kalbim burada, sizlerin yanında çarpacak. Sizleri kurtaramadığım, sizlerin yanında bulunamadığım için beni affedin. Dua edin anneciğim. Dua edin babacığım. Kadıköy 1, Kadıköy 1 kalkıyor abiler, hemen kalkıyor. Kadıköy, Kadıköy 1. Buyur abi. Hadi. Kızım, hadi yürü. Zavallıcık, ne işitir ne de konuşur. Yangında oldu. Affedersin kızım. Kafa işte, çalışmaz ki gaz terekesi. Bakma kusura kızım. Hanımefendi. Hanımefendi mi? Hayır. Hanımefendinin halk yedi başısıdır. Alt yanı hizmetçi ama kurumundan da geçilmez. Ne istiyorlar? Hanımefendiyle konuşacaklarmış da. Uşak hizmetçi aramıyoruz. Bana bak hatun, ağzından çıkanı kulağın işitsin. Bugüne bugün karşında koskoca Garipler Köyü muhtarı var senin. Bu yavrucak da hizmetçi değil. Bu evin ve senin hanımın sayılır. Çekil yolumdan! Hay! Ne haber? Hadi orada çık sen. Bozulmam kaybedince, çünkü insanların asaleti kumar masası. Eline baksana be! Kör müsün nesin? Aliye Hanım'ı arıyorum.
Telgraf çekmiştim ama elinize geçmedi herhal. Garipler Köyü'nün muhtarıyım. Yangından sonra kızcağız ortalıkta kalıverdi. Ben de size... Müsaadenizle. Ya öyle mi? Gelin benimle. Berna'yı kıskanmam saçmalık şekerim. Biliyorsun kalbimin tek çiçeği sensin. Anlaşılan aklından zorun var muhtar. Aile işlerime ne hakla karışıyorsun? Kime sordun da? Vicdanıma hanımefendi. Kızcağız hasta, ortalıkta kaldı. Yangından sonra hem duymaz oldu hem de dili tutuldu korkudan. Ah, bir bu eksikti. Yani hem sağır hem dilsiz öyle mi? Evet, herhalde bu haliyle sokağa atacak değilsiniz. Efendi, efendi, devletin hastaneleri var. Burası Darlacize değil. Hiç değişmemişsiniz ama ben bu zavallı yetimin hakkını sonuna kadar arayacağım. Karakola icap ederse mahkemeye. Dur canım muhtar efendi, beni yanlış anladın. Kardeşimin kızı benim de kızım sayılır biraz. Bak yavrum, ben gidiyorum. Seni önce Allah'a, sonra da teyzene emanet ediyorum. Ondan sonra kızım bu evde yaşayacaksın. Ağlama artık. Sil gözlerinin yaşını bakayım. Yoksa beni de ağlatacaksın. Başın sıkışırsa iki satır yaz, ben hemen gelirim. Yavrum. Unutma, ona bir şey olursa bütün Garipler Köyü ardımda benim. Hayrola benim cici karıcığım, bir şeye mi sıkıldın? Kim bu cici kız? Çekil, yılışma boşuna. Duymaz. Hem sağır hem dilsiz. Ya öyle mi? Vah vah. Peki kimin nesi? Kimin nesi olacak? Kardeşimin piçi. Geberip giderken bile ardından bir bela bıraktı başıma. Bana bak. Bu pis mendebura eşe dosta kardeşimin kızı diye tanıtıp kendime iki paralık edemem. Fikret'e bile söylemeyeceksin. Nasıl istersen karıcığım. Ama ne diyeceğiz herkese? Köyden evlatlık aldık deriz. Beslememiz diye tanıtacağım. Hem sonra... Pek de aptal şey. Ama böyle oluşu daha iyi. İşte merhametin sonu. Anasız babasız, sar dilsiz aptal bir kız. Köyden getirttik. Acıdım, evlat edindim. Merhamet başka şeydir. Ben de sokakta zavallı bir köpek gördüm. Yüreğim el vermedi, alıverdim eve. Büyük kadınsın Aliyeciğim ama kendini de düşün biraz. Sonra dert olur başına. Vicdan bu. Gel de anlat. Görünce yüreğim parçalandı. Bana müsaade edin de kızcağızla uğraşayım. Yürü. Yavrucuğum öyle hassastır ki tarif edemem. Adı neymiş bu salağın? Kınalı yapınacak derlermiş ama değiştirmek lazım tabii. Mesela Mestan desek. Çok iyi buldun. Tam bu serseme göre isim. Mestan kedi ismidir hanımefendi. Olsun. Hem bu dilsizin hayvandan farkı ne? Galiba aptal da. Ya pisliği? Sen sok hamama bir yıka. Şu saçlara bak. Allah bilir bit kaynıyordur. Bana bir makas verin. Makas verin dedim size. Versene şu makası bana. Ama bahçe makası o. Olsun. Şu pis saçların çalıdan farkı yok zaten. Sudur yoksa vururum ha. Mırdıma. Sudur diyorum. Dur yoksa vuracağım ha. Oh.
ağlama. Tamamdır. Bahçede Avni babanın yattığı yerde yatacağım. Ama orası çiçeklik. Ben bile zor sığıyorum oraya. Bahçede yatırmadığıma dua et. Tavan arasından eski bir şilteyle bir battaniye verirsiniz. Bu kız banyoyu da berbat eder. Ne banyosu? Bir leğen al, yattığı yerde yıkanır. Hey, dur bizi! Hayatından bıktın galiba kızım. Hayır, duymuyor. Annen evlatlık aldı da. Zavallıcık, hem sağır hem de dilsiz. Ya. Allah'ın talihli kuluymuş. Ha. Annemin zırvalarını duymaz hiç olmazsa. Asker kaçağı gibi de bir hali var ha. Hadi gel kızım. Cadalozlar, kıskandılar, sırma saçlarını acımadan kestiler. Ama üzülme, kökü sende, gene uzar. Sen de çık da yıkayım şu pisi. Burada mı? Üşür zavallı. Karışma sen. Elin uyuzunu düşüneceğine biraz beni düşünsene. Aa, düşünmez olur muyum? Geceleri rüyalarıma girip kabus oluyorsun. Zevzekliği bırak da dışarı çık, hadi, hadi. Emredersiniz hanımefendi. Soyun bakalım, hadi. Ne ütüs şeysin ayol, soyun dedim. Soyun dedim sana, soyun sana. Saçları ne oldu kızcağızım? Çöp tenekesine attılar. Ha! Ne yapacaksınız onları? Turşusunu kuracağım. Hey Allah'ım! Bak buraya, sana çorba getirdim. Hadi soğutmadan içiver. Hadi ama, hadi ama. Aç acına olmaz, darılırım sonra. 3 kaşık, 2 kaşık, 1 kaşık be. Bak sana ne getirdim. Anlıyorum yavrum, çok zor bir gün geçirdin. Bak, krallarda bile bizdeki keyif yok. Bak, hangi sarayda yattığın yerde Ay Mehtap'ını seyredebilirsin? Mehtap, Mehtap kaşı gözü var ya hani. Madem ki yemek yemiyorsun, hadi bakalım sen yat uyu. Bana da ha. Sağ ol yavrum. Teşekkürler.
Ama hala ağlıyorsun. Bak kızacağım ama sonra sana. Bu uyuz kızı bahçıvanın yanında pineklesin diye mi aldınız? Ne münasebet, burası imaret mi? Çalıştır, ayak işlerine baksın. Zaten hayvan gibi bir şey. Peki efendim. Gösterdiğin meşhur pul koleksiyonunu göstermeye mi? Hayır, onların görmediği daha güzel bir şey göstermeye. Gel benden. Firmasının avukatları tam bir saattir sizi bekliyorlar. Çok önemliymiş. Randevunuzu unuttunuz herhalde beyefendi. Hayati bir iş yüzünden özür dilerim. Firmanız için hayli gecikmiş bulunan 1,5 milyonluk borç daha hayati Feridun Bey. Anlıyorum ama bir mehil daha rica etsem 3 aylık... Sen ya hesap bilmiyorsun ya kafan çalışmıyor. 3 ay ne ki? Göz açıp kapayana kadar gelir. O zaman yeniden mehili isteriz. Birden gözlerini korkutmamalı. Senin şu akılsızlığın yüzünden bir gün fabrika topu atarsa... Allah korusun sevgilim. Sallanma sana uyuz. Öf, şeytan sıkkırtlağını kurtul diyor. Bunu odamıza sokuyoruz ama bir şeyler çalmasın sakın. Fulas. Çok şanslısınız Aliye Hanım. İnşallah şansım hep böyle devam eder. Yamyamların pasta pulu da var koleksiyonunda. Merihlilerim bile var. Görelim öyleyse. Sen içeri gir, beraber çıktığımızı görmesinler. Hayatta her şeye sahibim. Mutluluğumun tek eksiği sensin yavrum. İnanmam, kaç tane sevgilin var? İnan bana, inan canım. Ötekiler leblebi çekirdek sayılır.
eğlencelik. Sen kalbimin tek çiçeğisin. Gel yavrum, gel bir tanem, gel canım benim, gel ya. Ne oldu Fikret? Ne olacak, bardaklar kırıldı, camlar etime battı. Hayrola? Neredeydin? Yoksa dans edenleri mi seyrediyordun? Ha seni. Hadi gel. Hadi bakalım soyun da uyu. Hanımefendi, o fukara yapar mı öyle şey? Sizi işitmiyor bile, boşuna bağırıyorsunuz. Sor bakalım, çaldığı elmas iğnemi nereye saklamış? Ne çalması? İftiradır bu hanımefendi, iftiradır. Dinleyin beni beyefendiler, hanımefendiler. Bırak ukalalığı da sor kendine. Bu sersemin dilinden ancak sen anlıyorsun. Bak kızım. O kadın var ya, ve iğnesini, onun kıymetli iğnesini, sen mi çaldın? Görüyorsunuz, haberi bile yok. Ne hınzır domuzu, bunlar çarıklı erkanı. Numara yapmış. Ben kendi lisanımla sorayım da görürüz bakalım haberi var mı yok mu? Söyle nerede? Ben yılan yutmam, yılan soyu seni. Nereye sakladın elmasımı? Ortaya çıkarmazsan öldürürüm seni. Mahiden öldüreceksiniz. Günah kıza. Karışma. Bırakın. Belki de ortaksınızdır. Ama görürsünüz siz. Ali Hanım, Ali Hanım. İğnenizi buldum hanımefendiciğim. Küçük salonda düşürmüşsünüz. İğneciğim. İşte gördünüz mü? Günahını aldınız zavallının. Dayağı hak etmiş gibi vesile oldu. Hem daha iyi. Çalacağı varsa çalmaz. Thank you.
Getir, koy şuraya. Hey, ah bu sersem duymaz ki. Gel, gel. Otur şöyle, otur, otur. Ne haber asker arkadaşım? Vaziyeti coğrafyeme sen de gülüyorsun değil mi? Kaidemiz savaş alanına döndü. Neyse, olur böyle şeyler zamparalıkta. Şunları görüyor musun, şunları, şunları? Şunlar canım, elbise, elbise. Ha, onları getir buraya, getir. Bunları ütü, ütü. Ütü yapacaksın sen, ütü. Ütü diyorum. Heh, ütü. Anladın değil mi, ütü? Hı, hadi. Hadi bakalım. Oo. 2 milyon. 2 milyon ha? Aman Allah'ım. Demek bizim köydeki araziyi 2 milyon teklif ediyorsunuz ha? Aslında oraya fabrika kurulması büyük bir şans. Bu konuda... 2 milyon. Aman yarabbim. Peki, pazarlığı sevmem. Satıyorum. Bitirelim bu işi. Maalesef bitiremeyiz hanımefendi. Neden bitiremiyormuşuz? Ben satışa evet dedikten sonra... Bir kişinin daha evet demesi lazım hanımefendi. Kimin? Kardeşiniz vefat etmiş ama bir kızı kalmış. Arattık, izini bulamadık. Eğer bulunur, o da imzalarsa derhal kesinleşir bu iş. Bir dakika. Allah kahretsin. Sen hep ayak altında mı dolaşacaksın? Ne? Vah benim yavrucuğum, canım kızım. Bu yerleri silmek sana mı kaldı? Evin bütün işlerini bu zavallı yavrucağı mı yükleyeceksiniz? Ama şey... Evet, çocukcağız bu eskileri giyip iş görmeyi oyun sanıyor. Eğleniyor ama ona yardım edin biraz. Hadi yavrum, bırak bu oyunları. Gel hadi, gel cicilerini giydireyim. Teyzen kurban sana. Gel bak nereye gideceğiz? Gel canım, gel. Gel yavrum, aa, gel. Aa. Buyurun efendim. Gel canım, gel. Muamele hazır mı? Bir imzalarınız eksik. İşte nüfus kağıtlarımız. Yeğenimin vekaleti. Gel, gel bebeğim gel. Şuraya... atıver imzaları hadi. Yıkanacaksın anlaşılan. Orada evde hanım falan da yok. Bari fırsat bu fırsat ben de kahveye uğrayayım. İki el tavla patlatıp çene çalarım ha. Sen keyfine bak. Rahat rahat yıkan. Neden soğuksun bana karşı? Geçen gece öpüşürken daha ateşliydin. Ama sadece öpüşürken. Bütün ev bomboş. Herkesi savdum. İkimiz yapayalnızız. Ben de ondan kaçıyorum ya zaten. Bu gece ne yaptığını bilmeyecek kadar sarhoşsun. Bırak şimdi bunları. Hani beni seviyordun? Seviyordum ama o kadar uzun boylu değil. Ha, gel buraya. Ya. Aman be.
Duş yapmadan ayılacağın yoktu. Aman anne. Akşam Allah bilir kaç kadeh içtin. Sıhhatine yazık oğlum. Hiç böyle olmamıştım. Ne kadar içtim, neredeyim, neler yaptım, hiçbirini hatırlamıyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. Neyin var kızım? Ha? Söyle bakayım. Bu asık surat, bu asık surat sana hiç yakışmıyor. Dur bak. Şimdi seni nasıl güldüreceğim? Şimdi pantolonuna bire kaçan köylü. Gene gülmedin. Kız var sende bir şey. Bu halin beni pek üzüyor biliyor musun? Eskiden az buçuk da olsa gülerdim be kızım. Ne oldu birden? Nem var? Söyle. Benden gizleme. Ne haber asker arkadaşım? Doktor çağırsak mı? Nesine? Ver bir aspirin yeter. Hala baygın. Tokluktan. Homini gırtlak hapını indirirse mideye böyle olur. Pekala, öyle olsun. Allah sizi hasta etmesin. Merak edilecek bir durum yok. Hatta müjde bile diyebiliriz. Müjde mi, ne müjdesi? Evet, müjde. Hamile. Hamile mi? Aman Allah'ım. Ben senin dostum. Saklama benden. Kim sana bu kötülüğü yapar? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum dedim. Küçük bey mi? Küçük beyim mi? Küçük beyim mi diyorum sana? Evet o. Saklama o. Ne koruyorsun iti? Kendine yazık değil mi? Temizlesin yaptığı altı. Her dediğini yaparım ama bu haksızlığa asla göz yummayacağım. Kendine gel pis bahçıvan. Ağzından çıkanı sağır kulağın duymuyor galiba. Ne sağırım ne de iftiracı. Sus, haddini bil. Haddimden daha miyim? Zavallı bir öksüzün hakkı var ortada. Oğlunuz beyefendi mecburdur hatasını tamir etmeye. Ne malum Fikret Bey'in yaptığı? Kaç çapkın, kız geleli beri kuyruğundan ayrılmayan sensin. Bana bak Cadalos, vururum seni. Şimdi karakola veririm seni. Ya toplar pılını pırtını alışır fıntı metresini, efendici defolursun evden, ya da sakat kızı ifalden sen hapse girersin. O sürtükte boylar kaldırımları. Şakam yoktur bilirsin. Yok olan vicdanınız hanımefendi. Bilirim sizi hem de çok iyi. Sus diyorum sana. Bu konuda ne oğluma ne de başkasına tek kelime söylersen yine polise veririm seni.
Merak etmeyin hanımefendi söylemem. Ama polis korkusundan değil, vicdanlarınızın sağır oluşundan. Hem yap et hem etrafa çamur yağdır. Defol, defol diyorum! Durun! Herhalde sizinle vedalaşmamızı beklemiyorsunuz. Bir şey çaldınız mı diye çantalarınıza bakacağız, açın. Ha. Ne bakınıyorsun, aç şunları. Bakın, bakın da utanın. Darılmak, gücenmek yok. Kiramı peşin isterim. 200 liraydı değil mi? Evet. 200, buyurun. Güle güle oturun, hadi. Allah'tan birikmiş birkaç kuruşum vardı. Bir iş bulana kadar idare ederiz. Sen hiç üzülme. Nerede yatacağız? Önce iki şilte almalı. Öbür eşyalar kolay. Sen beni burada bekle. Çabuk gelirim. Kınalı yapınacak. Ne oldu buna? Avni baba, artık tahammülüm kalmadı yaşamaya. Dışarıda delice yağmur, sesini duymuyorum ama yangın gecesini hatırlatan bir rüzgar var. Sağır kulaklarımda sevgili anneciğimin sesi, gel kınalı yapıncağım diyor. Çok çektin, bunca talihsizlik içinde yaşamaya değmez diyor. Kendi acılarım bir yana, sana yük olmak istemiyorum. Hem de karnımda babasız bir çocuk var. Beni affet Tanrım, affet Avni baba. Hayatın bunca yükünü çekeceğine, dökeceğin 3 günlük gözyaşı daha iyi. Bana yaptığın her şey için binlerce teşekkürler. Kınalı yapıncak! Kınalı yapıncak! Evet, bir kadın çığlığı. Bu taraftan geldi. Hadi gidip bakalım. Hadi gelin. Nasıl doktor? Bebeği kurtardık Allah'ın izniyle. Peki ya annesi doktor? Ameliyat ağır geçti. Halen tehlikeyi atlatmış değil. Neden yaparsın bunu be kız, neden? Beni kahretmek için mi? Şükürler olsun yavrucuğum, kurtuldun. Kurtuldun yavrucuğum, kurtuldun. Şükürler olsun.
Sayenizde doktor bey, sayenizde kurtuldu. Asıl kurtuluş ölümdü benim için. Ama böyle söyleme be kızım. Konuştu doktor bey. Konuştu. İyileştiğine göre elbet konuşacak. Kendinize gelin. Ama dilsizdi, sağırdı. Allah'ım. Her şeyde bir hayır vardır. Bu felaketler gelmeseydi dilin falan açılmazdı. Açılan dilim insanlardan bir lokma ekmek dilenecek. Kulaklarım hakaret duyacak olduktan sonra yaşamam neye yarar? Ben ölmek istiyorum. Ölmek istiyorum ben. Beceriksiz herif, pis kumarbaz, kart zampara. Hep aptallıkların yüzünden düştük bu hallere. Ölecek değildim ya sıkıntıdan. Mecburdun fabrikayı ipotek ettirmeye. Mecbursun. Çünkü kafan çalışmaz, ot dolu. Bu mevkilere sayemde yükseldin. Ben olmasam hala fen memurluğunda otluyordum. Yavrum. Oğlum. Oğlum benim. Yavrum benim. Niye ağlıyorsun kızım? Yavrumu bekleyen gelecek korkutuyor beni doktor. Korkma yavrum. Hem artık yaşamaya mecbursun çocuğun için. Göreceksin bu yavru tek neşen, tek sevgilin olacak. Sen değil, sana bu kötülüğü yapanlar utansın. Onların utanması bizim sürünmemizi önler mi doktor? Tüm insanlar kötü değildir. Bir ahbabım var, yatalak bir ihtiyar, tek başına yaşar. Dünyanın en aksi, en huysuz insanıdır. Ama en iyi kalplisidir. Seni yanına alması için onunla konuşacağım. Hele sen bir kendine gel. Hasta bakıcı diye geçinenlerin hepsini ya gaz döküp yakmalı ya da akıntı burnundan cuk diye denize atmalı. 2 aydır buraya getirdiğiniz 7. kız. Üstelik pek de mıymıntı bir şeye benziyor. Hulusi Bey'in dünyanın en şakacı insanı olduğunu söylemiştim. Nasıl olsa kovulacağıma göre şimdiden gidebiliriz doktor bey. Üstelik de çok bilmişim biri. Kovulmayı da nereden icat ettin? Şimdilik kalabilirsin. Teşekkür ederim ama kalamayız. Kalamayız da ne demek? Yoksa bir başkası da mı var? Evet. Oğlum. Ne? Bir de oğlum mu var? İşte. Ya sen benden alay mı ediyorsun doktor? Bu kız bana mı bakacak yoksa biz onun yumurcağına dadılık mı edeceğiz ha? Ne gülüyorsun be? Hiçbiri olmayacak. Çünkü gidiyoruz biz. Ya dur! Buraya kendi ayağınla geldin ama benim kararımla gidebilirsin. Yalnız çocuk, bu çocuğun ne yüzünü görmek isterim ne sesini duymak. Anlaşıldı mı? İşte bu kadar. Allah kahretsin! Beni nelere mecbur ediyorsun? Peki. Buna da katlanacağız. Çok teşekkür ederim. Ama ben Avni Baba'yı yüzüstü bırakamam. Şöyle bakalım. Zat-ı Aliyeniz bu eve şeref vermesi için daha kaç kişiyi peşinizden sürükleyeceksiniz? Sakin ol dostum, kalbin olduğunu unutma. Biliyorsun heyecan yasak. Heyecan yasak. Anlaşılan doktorumu da değiştirmem lazım. Hem heyecan yasak de hem de karşıma vıyaklayan yumurca kuyruğunda at hırsızı kılıklı bir herifle böyle müzelik bir deli kız çıkar ha? Telaşlanmayayım beyefendi. Kalacak değiliz dedim. Bana bak çok bilmiş. Ona ancak ben karar veririm. Her an kapı dışarı edilmeyi göze alırsanız Avni babana da peki. Ama eğer bir 4. insan daha sokuşturmaya kalkarsan seni şu pencereden atarım. Saksılar şuraya. Sen şuraya. Sen de şuraya.
Sonra gübreyle toprak karıştırıp saksıya yerleştirilecek. Aman Allah'ım, nedir bu koku? Bu pislikleri de kim getirdi buraya? Lağım mı burası? Onlar pislik değil Gübre efendim, çiçekler için. Tımarhaneli kaçık herif. Bahçe mi burası, bostan mı? Bari elindeymişken salata soğan da yetiştir. Beyefendi, size sinirlenmenin yasak olduğunu... Sinirlenmenin de, senin de, çocuğun da, bahçıvanın da, benim de... Hay Allah. Ağlama bebeğim, ağlama bebeğim. Bey duyarsa hepimizin canını okur sonra. Ağlama yavrum. Hay Allah. Gecenin köründe başladı. Gel de delirme. Gel de bıyıklarını yolma. Nesi var? Sus yavrum, ne olur sus. Ver şunu bana. Yapma be Oktay, kovduracak mısın bizi buradan? Kaç kere bağırtmayın şu kaynana zırıltısını, demedim mi size? Sen de akıllıyım diye geçin. Mikrop denen haltı duymadın mı sen? Parmak kadar yavruyu şu densizin boklu ellerine bırakıyorsun. Sana gelince piç kurusu. Bir daha geceleri beni yaygaranla uyandırırsan ağzını yırtarım, anladın mı? Bu evde yalnız ben bağırabilirim, anladın mı? İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ulan bokçu başı, çiçeklerime dokunmanın yasak olduğunu kaç kere söyledim. Ya şey... Bir daha onlara el sürdüğünü görürsem kovulduğunu resmeder. Allah. Bir daha sefere bütün mutfağı yakıp yıkarım. Süte bakın, ateş gibi. Çocuğun mamaları hazırlanırken fazla kaynatıp da vitaminleri öldürürseniz... ...ben de sizleri öldürür, gider hapishaneye rahat ederim. Defolun! 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 Hay Allah'ım yarabbim. Oktay, al sen at topu. Tut bakalım Oktay. Dikkatli ol Avni baba. Hadi bakalım Oktay, asıl topa. Atarsan gol kralı Metin olacaksın. Ne oldu gene? Ne kırdınız? Çim vazosu. Tamam artık. Bu son. Bu son. Kızdınız mı dedeciğim? Kızmak ne kelime, fitil oldum. Fitil ne demek dede? Elinin körü demek. Elinin körü ne demek? Yatma saatiniz, hala kitap okuyorsunuz. Ver kitabımı, karışma bana. Sana ver kitabımı diyorum. İlacınız? Hayır, içmem o zıkkımı. İçeceksiniz, doktorunuzun emri. Doktora da sana da. Susun bakayım. Katil, vicdansız, öldüreceksin beni. Şimdi yatacaksın. Hayır. Yatacaksın. Yatmayacağım. Yatacaksınız. Allah rahatlık versin. Senin de Allah layığını versin cadı karı. Nedir senden çektiğim? Seni kovuyorum. Kovuyorum, kovuyorum. Oh, Allah'ım, nedir benim başıma gelenler? Ölet! İnsanın kendi fabrikasından kovulması acı bir şey. Kovulmak değil beyefendi. Muhakkat zaman için el koyduk. O lafın gelişi, borcu nasıl öder de geri dönebilirim. Alo? Ne? Hulusi Bey kriz mi geçirdi? Derhal geliyorum. Boşuna çağırdınız doktoru. Ölmek için doktorun yardımına lüzum yok. Ben her işimi kendim görürüm. Ölmeyi bile. Yalvarırım benim. Sil gözlerinin yaşını. Bu evde ağlamak yasak diye kaç defa söyledim. Kuyruğu titretiyoruz diye sözümüz geçmez mi oldu yani? Gülün diyorum. Gülün. Gülün. Hep gülün.
Gülün diyorum. Durmayın. Hulusi amca! Amcacığım! Muhakkak cennettedir şimdi. Huri kızlarına bağırıp çağırmaktadır. Aksiydi ama dünyanın en iyi insanıydı. Kovdu da gitmemiz ne acı oldu sonunda. Kınalı yapınacak siz misiniz? Evet, gidiyorduk zaten. Şimdilik bir yere gidemezsiniz. Malum. Evden bir şey çaldık mı diye bavulları arayacaksınız. Hayır, vasiyetname okunacak. Hulusi Bey her şeyini size miras bıraktı. Her şeyini bize mi? İsviçre bankalarındaki milyonlarla para, iş hanları, apartmanları hepsi. Artık zenginsin, yepyeni bir hayat var önünde. Ne yapmayı düşünüyorsun? Keşke fakir kalsaydım da o sağ olsaydı. Sesi hala kulaklarımda. Bize her gün bağırmasını, Varayo'ya kızmasını bile arıyorum. Ben de. Yazıyor, iflas eden iş adamı intihar etti, yazıyor. Bir cumhuriyet. Buyur abi. Sağ ol abi. Yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor, intihar eden iş adamını yazıyor. İflas eden iş adamı Feridun Kınay intihar etti. Avni baba. Şu Allah'ın işine bak. Ama insan üzülüyor gene de. Bize bunca ettiklerine rağmen acıdım. Peki ne olacaklar şimdi? Köşklerine varıncaya kadar her şeylerini satıyorlarmış. Bana bıraktığın servet şimdi işime yarayacak. Dinle Avni baba. Hayır hayır. Kabul edemem. Kimseyle görüşecek halde değilim. Bir dakika hanımefendi. Köşkün yeni sahipleriyle görüşmeye mecbursunuz Aliye. Ah, öyle mi? Affedersiniz. Şöyle buyurun efendim. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Gibisi fazla. Çok yakından tanışıyoruz ama neyse. İşimize bakalım şimdi. Ne zaman boşaltıyorsunuz köşkü? Ah beyefendiciğim, Allah kimsenin başına vermesin. Felaket aniden kapımızı çaldı. Oğlum da Avrupa'da, tel çektik birkaç güne kadar gelir. Eğer sizin için mahsuru yoksa... Hani diyorum ki 3-5 gün daha müsaade etseniz. Yok, o kadarına benim selahiyetim yok. Ben de emir kuluyum. Buradan kovulduktan sonra beni yanına alan yeni hanımın namına konuşuyorum. Ama durun bakayım. Aklıma bir şey geldi. Bahçede bir çiçeklik gördüm. Belki orada yatabilirsiniz. Nasıl? Aa, alay mı ediyorsunuz siz? Koskoca Aliye Hanım orada nasıl yaşar? Bal gibi yaşar. Vaktiyle benim yaşadığım gibi. Sizin gibi mi? Evet. Benim gibi. Siz... Avni Efendi! Ta kendisi! Yalnız... ufak bir farkla şimdi Avni Beyefendi diyeceksiniz bana. Vazgeçeceğim geliyor. Ya beni tanırlarsa? Beni tanımadıktan sonra nerede kabak kafalı dilsiz ve sağır besleme? Nerede milyoner Leyla hanımefendi? Yemin etsek inanmazlar senin olduğuna. Allah'ım şu başımıza gelenlere bak. Şu halimize bir bak. Rüyamda görsem inanmazdım. Beslemelere döndüm. Ah, gene de şükrederim halimize ki şuracağa sığındırdılar bizi.
Mazimi hatırladın yavrum. Nasıl unutabilirim o günleri? Buraya ilk gelişimi ve bugünkü karşılanmamı. Aliye Hanım'a kendisini çaya beklediğimi haber verir misin? Hı. Hayrola oğlum, iş bulabildin mi? Öldüm gene. Çalmadığım kapı kalmadı. Eski dostlarımız bile beni kabul etmediler. Üzülme yavrum. Nasıl üzülmem? Şu hale bak. Anama bile bir dam altı bulamamış, tanımadığım bir kadının lütfuna el açmış durumdayım. Hanımefendi sizi çaya davet ediyorlar. Tabii. Benim için ne şeref. Buyurun. Buyurun. Ha, sadece hanımefendi. Leyla Hanım hizmetçilerle aynı masada çay içmez. Herkes mevkiini, haddini bilmeli. Hadi sen çamaşırına devam et. Nanik. Bir dakika. Hoş geldiniz Aliye Hanım. Buyurun. Minnettarız size hanımefendi. Lütfettiniz de şuracığa sığındık. Oğluma da söylediğim gibi muhakkak dünyanın en asil hanımefendisisiniz. Ya öyle mi? Çok teşekkür ederim. Bir çay almaz mısınız? Teşekkür ederim. Diyeceğim şu ki eğer lütfunuzu fazla suistimal etmiş olmazsam oğlum henüz bir iş bulamadı. Birkaç gün daha müsaadeniz olursa. Rica ederim. İstediğiniz kadar oturabilirsiniz. Oğlunuza gelince yarın fabrikaya bana gelsin. Kendisine münasip bir iş bulurum. Allah sizden razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Rica ederim. Rica ederim. Hemen. Hemen gideyim oğluma müjdeyi vereyim. Buyurun efendim, sizi bekliyorlar. Evet Fikret Bey. Hayrola? Şaşkın bir haliniz var. Yoksa tanıdığınız birine mi benzettiniz? Yok, hayır ama. Evet, aması ne? Doğrusu nasıl söyleyeyim bilmem ki. Yaşlı, aksi bir kadın beklerken birden sizi görünce... Oh, çok iltifatkarsınız. Kadınlara hitap etmekte pek usta olduğunuzu söylemişlerdi zaten. Gene de teşekkürler. Buyurun. Oturun. Durumunuzu anlıyorum. Babanızın fabrikasında, onun odasında, onun koltuğunda bir yabancı görmek sizin için pek kolay olmasa gerek. Haklısınız. Evet. Gelelim işimize. Kestirme konuşmak prensibimdir. Yalnız bir kadınım. Babanızın işlerine ne de olsa aşina olduğunuzu sanıyorum. Size babanızın koltuğunu ve onun işini teklif ediyorum. Onun işini mi? Evet. Başarı gösterirseniz size kardan hisse verir, ortak bile yapabilirim. Yarın vazifenize başlayabilirsiniz. Şimdilik serbestsiniz Fikret Bey. Peki efendim, müsaadenizle. Bu gece çok şık olmalıyız. Sen hala hazırlanmadın mı? Bu ne telaş anne, görücüye mi çıkıyoruz? Alt tarafı bir yemek davetli. Bırak şakayı Fikret, aklını başına toplarsan her şeyi anlarsın. Neyi?
durumu. Durup dururken seni niye ortak etmeye kalksın? Beğendiğinden. Anne. Yalvarırım Fikret, ayağımıza gelen bu nimeti tepmeyelim. Bu kadın bizim için bir devlet kuşu. Olabilir ama ben satılık mal değilim. Peki, peki. Hiç değilse surat etme kadına. Hem bunca iyiliklerine karşı bir borç mu? Oğlunuz beni gözlüklü, asık suratlı bir koca karı zannediyormuş. Ama karşısına kraliçeler gibi çıkınca güzelliğiniz önünde beyninden vurulmuşa dönmüş. Anne! Oğlunuz Fikret Bey başka fikirde galiba. Küçük bey uçarı çapkınlardandır. Hele bir pul koleksiyonu vardır. Duymuştum şöhretini. Pul koleksiyonunuzu görmek isterdim. Şey bilmem. Ah, tekmil kadınlar deli olur Fikretçiğime. Ama o yüz vermez hiçbirine. Fikret Bey'le yıldızımız barışmadı galiba. Ya da beni çok çirkin buluyorlar. Çirkin değil, zeki buluyorum sadece. Her kadının kandırılmaya hazır budala bir yönü vardır. Estağfurullah. Siz başkasınız. Siz bir istisnasınız. Fikret size hayran. Anne, lütfen benim hesabıma konuşmayın. Bana hayran olmak ayıp bir şey mi ki bu kadar sinirlendiniz Fikret Bey? Tek taraflı hislerden hoşlanmam. Hem hayran olsam bile bu bana ait bir mesele. Bana karşı neden bu kadar sertsiniz? Beğendiklerine hep böyle davranır. Kendim cevap verecek kadar konuşabiliyorum anne. Size gelince hanımefendi, ne sertim ne de yumuşak. Sadece fabrikanızda çalışan bir kukla, köşkünüzün kümesinde oturmak zorunda kalan miskinin biriyim. Köşk büyük, arzuladığınız odalarda kalabilirsiniz. Zaten fabrika müdürünün saksılar arasında yaşamasını istemem. Değil mi efendim? Şerefe. Acaba beyefendiyi evine kadar götürebilir miyim? Eve gitmiyorum hanımefendi. Nereyse oraya bırakırız. Nereye gideceğimi ben de bilmiyorum. Siz binin de. Ayakta karar vereceğinize içeride düşünürsünüz nereye gideceğinizi. Buyurun. Günlerdir neden benden kaçıyorsunuz? Kaçmak mı? Bunu da nereden çıkardınız merak ettim. Bana da söyler misiniz? Kadınlara güzel laf etmesini biliyorsunuz ama yalanı beceremiyorsunuz. Ne yapmak istiyorsunuz bilmiyorum. Sizi hiç anlamıyorum. Anlamak istemiyorsunuz. Arkadaşlık. Vazgeçin. Neden? Korkmayın yemem sizi. Peki, madem siz istediniz. Evet sizden. Belki de kendimden korkuyorum. Aa. Çok güzelsiniz. İnsanın başını döndürecek kadar, sarhoş edecek kadar, rüya kadar. Oh! Kadınların neden size aşık olduklarını artık hiç şaşmıyorum. Benim bile başımı döndürdünüz. Göklerde uçar gibiyim. Bu güzel lafları mutlaka kutlamalıyız. Müzik, dans. Dansa davetiniz için saatlerdir işaretinizi bekleyen şu sarışın. Hiçbiri ilginizi çekmiyor mu? Bilmem, bakmak gelmiyor içimden. Niye? Çok mu bıktınız kadınlardan? Hayır, aradığım kadını buldum da. Ya, kim bu talihli hanım? Hanım talihli değil, ben talihsizim sadece. Sebep? Beni görmüyor bile. Daha doğrusu benden oynamak, ezmek, alay etmek istiyor. Kim bu hain kadın? Görmediğine göre başka memlekette. Çok mu uzaklarda? Bilakis çok yakınımda. İşin kötüsü göz göz olduğumuz halde beni görmemesi. Hayat ne tuhaf. Vaktiyle aşk benim için bir oyuncaktı. Şimdi ise size aşık olduğumu bile söyleyemiyorum. Korkaksınız da ondan. Unutkan değilim o kadar. Basit bir memurun patronla aşık olması gülünçlüğüne atamam kendimi. Kusurum servetim mi yani? Kusur sizin servetinizde değil, benim fakirliğimde. Bütün bunlar boş laf. Aşka inanmıyorum deseniz daha kestirme olur. Ya siz? İnanıyor musunuz? Bir kere inanacak oldum.
Hem de delicesine. Sonra? Görüyorsunuz işte. Nefret ediyorum. Demek ateş bacıyı sardı yeniden. Ondan intikam almak için gelmiştim buraya. Alıyorsun ya. Oğlan aşkından harman oldu, dize geldi vallahi. Ya ben? Aslında ben de seni seviyorum dememek için zor tutuyorum kendimi. De öyleyse be kız. Ya burada tecavüze uğrayan kız? O da aynı şeyi söyleyebilir mi Avni Baba? Ben seviyorum desem, o kırpık saçlı kız affedebilir mi? Unutabilir mi? Gecenin üçüne kadar yalnız başına içmek doğru mu Fikret Bey? Yatakta uykusuz kıvranıp azap çekmekten iyidir. Vicdan azabı çekiyorsunuz galiba. Hayır, aşk azabı. Üzüldüm doğrusu. Gülmeyin, alay etmeyin lütfen. Ağlamamı mı istiyorsunuz? Gidip yatmanızı. Bir bakıma patronunuz sayılırım. Beni kızdırmaktan korkmuyor musunuz? Hayır, korkmuyorum. Paranız batsın. Belki de kalbinizin nasırlaşmasına sebep milyonlarınız. Bağırmayın, duyacaklar. Kim duyarsa duysun, vız gelir. Keşke seni hiç görmemiş olsaydım. Sebep? Sebep, soğuk güzelliğinize kapılıp böyle aptallaşmazdım. Benden alay ediyorsunuz, ezmeye çalışıyorsunuz, farkındayım. İltifatınız bile iğneli. Bazen gülerken bile bir öfke okuyorum gözlerinizde. Aptallık yakışıyor size. Gidin buradan da yapıştırmayayım tokadı. Vursanıza ne bekliyorsunuz? Patronunuzum, korkuyorsunuz değil mi? Belki işten atarım, belki ananızla kümesinize saksılar arasına dönersiniz. Özür dilerim. Korktuğum için değil tabii, bir kadına vurduğum için. Dans etmek istiyorum. Beni daha delirtmek, daha çok aşık etmek için mi? Hayır. Kendi aşkımı söylemek için. Kararınızı duyunca sevinçten kalbim duruyordu. Ah, ne mükemmel bir çift olacaksınız. Bana kalırsa yıldırım nikah yapın ha? Ah, ne şeref, ne talih inan. Ben de isterdim ama bazı işlerim için 15 gün kadar Mısır'a gitmem lazım. Dönüşte hemen evleniriz. Bir mesele için konuşmamız lazım. Ne meselesi Avni Baba? Oğlun hakkında. Peki o zaman niye söylemedin bunu? Söyledik ama inanan olmadı. Şimdi hatırlıyorum hayal meyal. Evet, bazen rüyalarıma giriyordu. Korkunç bir şey bu. Evet, korkunç ama doğru. Demek bir oğlum var. Hı hı. Leyla Hanım duyarsa evlenmekten vazgeçer belki. O vazgeçmese de ben vazgeçeceğim artık Avni Baba. Yavrum! Ankara'da inip başka uçakla döndüm. Ben de bombamı patlattım. Fikret Bey zatıalinizden vazgeçip ifade ettiği beslemesine dönmeye karar verdi. Allah'ım! Büyük Allah'ım! Günahını almışız. Erkek çocukmuş doğrusu. Hadi hemen hazır olmalıyız. Neredeyse Fikret Bey gecekondumuza düşer.
Yavrum, oğlum benim, canım oğlum bir tane. Affet beni asker arkadaşım. Unuttun galiba, hem sağır hem dilsiz. Delisin, tımarhaneye attırmalı seni. Milyonluk kraliçeler gibi kısmeti tep, kel beslemeye git. Aslında Leyla ile evlenmek için canımı verirdim. Onu öylesine seviyorum ki. Öyleyse? Ama peşimde gözü yaşlı bir zavallı ile isimsiz bir çocuk bırakarak değil. Aman ne çocuk! Bitli mi, kurtlu mu, hırlı mı, hırsız mı belli değil. Yeter artık anne. Bahsettiğin çocuk senin öz ve öz torunun, benim de oğlum. Leyla Hanım ya vazgeçerse ortaklıktan? Allah muhafaza intihar ederim. Olamaz, olamaz. Leyla Hanımefendiye ben nasıl derim ki aptal oğlum, uyuz evlatlık parçası uğruna? Sus anne, sus diyorum. Ona her şeyi ben kendim anlatacağım. Böyle soğuk davranıyorsun. Nen var Fikret? Söyleyeceklerim var sana. En iyisi evden önce konuşabileceğimiz bir yere gitmek. Bunca ayrılıktan sonra beni daha sıcak karşılayacağını umuyordum. Bana sarılıp öpmedin bile. Seni öpmeyi çok isterdim ama... Aması ne? Ne var aramızda? Bir kadın ve bir çocuk. Hayır Fikret, inanmıyorum bu yalana. Hem doğru bile olsa beni sağır dilsiz bir besleme uğruna bırakamazsın. Günahın kaç paraysa vereyim, ödeyelim. Lütfen seni kırmadan sus. Para. Para dediğin o şeyle oğluma bir baba satın alabilir misin? Yani ayrılmamız kesin mi? Ben seni tanıyınca doğdum. Seni severek yaşadım. Ve şimdi sensiz yokum. Öylesine seviyorum ki sensizlik ölüm olacak bana. Ama mecburum. Anla beni sevgilim. Kader bir sarhoşlukla yaptığım hatamın cezasını bir ömür boyu çekmeye mahkum etti beni. Nereye? Herhalde hizmetçilerin hanımefendi oldukları bir evde yaşayamam. Düğün hediyem olarak köşkü size veriyorum. Beslemenizle mesut olursunuz inşallah. Nasılsın asker arkadaşım? Gel dertleşelim biraz. Seviyorum asker arkadaşım, seviyorum. Hem de ölesiye. Senin için, çocuğumuz için neler feda ettiğim bir bilsen. Ama hiçbir zaman bilmeyeceksin. Beni duymuyorsun bile. Belki de duymamak, konuşmamak daha iyi. Neyse. Keşke vaktiyle seni geberseydim. Uğursuz pis besleme. Sus anne. Evleneceğim kadın hakkında böyle konuşamazsın. Başlayabiliriz memur bey. Medeni kanunun verdiği yetkiye göre sizleri evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Siz Fikret bey, bu anımızı eceleye kabul ediyor musunuz?
Evet. Sen kızım? Hem sağır hem dilsizdir Mendebur. Konuşamaz memur bey. Ya, öyle mi? Vah vah vah, yazık, pek de genç. Peki nasıl anlayacağız evet dediğini? İnsan böyle yakışıklı bir kocaya hayır diyebilir mi memur bey? Öyle değil mi kayınvalideciğim? Ama... asker arkadaşım? Karına sarılmayacak mısın? Ama sen... Leyla'sın. Leyla değil, kınalı yapılacak. Kınalı yapılacak. Asker arkadaşım benim. Bu iş burada biter.